Özgür Kanal Halk TV'den iyi akşamlar. Yine bir günün raporu programında sizlerle birlikteyiz. Türkiye'nin gündemini konuşacağız her zaman olduğu gibi ama siyaset her zaman söylediğim gibi Ağustos sıcağında bile çok hızlı, çok yaygın. İki önemli konu var. Aslında asıl önemli konu bir iktidarın, AKP iktidarının tam 18 yıl sonra bir müjde vermeyi aklına getirmesi ve bu müjdeyi Türkiye'ye yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın anlatmaya çalışacağı şeklinde. Çok enteresan bilgiler var. Herkes müjde toto oynamaya başladı aslında bakarsanız. Siyaset sahnesinde herkes bir şey söyledi. Vatan Partisi'nin genel başkanı Doğu Perinçek, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz ortak bir noktada hemen hemen buluştular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi Zonguldak açıklarında 175 kilometre açıkta olduğunu iddia etti. Kim? Cumhuriyet Halk Partisi Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuz Yılmaz. Zonguldak'ın 175 kilometre açıkta doğal gaz rezervi bulunduğu iddiası var. Yine Perinçek, bugünün, dünün çok sert muhalefi, bugün biraz iktidarın yanında ve yandaşı olan Doğu Perinçek, Cumhurbaşkanımıza bırakalım müjdeyi ama Zonguldak açıklarında doğal gaz bulunduğunu biz de öğrendik diyor. Böyle bir açıklama var. Aslında baktığınız zaman bu müjde açıklamaları biraz tuhaf kaçıyor. 17-18 yıl dolan bir iktidarın hala müjdelerle sonuca ulaşmaya çalışması, hala halkın beklentilerini, halkın taleplerini, halkın isteklerini ve halkın sorunlarını açıklayacağı müjdelerle çözmeye çalışacağı biraz İronik bir durum. Yani bu doğru bir tablo değil. Umarım Türkiye gerçekten de böyle bir girişimde bulunsun ve ülkenin sorunlarını çözecek ölçüde bir enerji kaynağını ortaya çıkarsın. Bunu kim istemez ki? Kim istemez? Aklı başında herkes bunu ister. Bu ülkeyi seven, bu ülkesine inanan, bu ülkenin geleceğine güvenen herkes böyle güzel bir şey yaşanmasını ister ama önümde biraz sonra konuşacağız. Bu müjdeyle ilgili daha önce her seçim öncesi verilmiş buna benzer müjdeler de var. İşte Siirt, Şırnak tarafında petrol bulundu, işte doğalgaz bulundu. Burada tek tek ben size bunları satır satır anlatabilirim. Özellikle Yılmaz Özdil'in de bir yazısı vardı bir yıl önce. Daha önce defalarca bulmuşlardı. İnşallah bu defa sonu böyle olmaz diye. Aynı şeyi tekrar konuşuyoruz. Daha önce defalarca bulmuşlardı. İnşallah bu sefer sonu öyle olmaz. Bu sefer hepimizin yüzünü güldürecek ya da gerçekten ayakları yere basan bir müjde olur. Bunun dışında tabii ki bir de Türkiye'nin gerçekten bir işgal sorunu var. Yani bunu rant ve ekonomide ön alma işgal çabası olarak da niteleyebilirsiniz. Güney sahillerinden bahsediyorum. Yani Bodrum'dan tutun Kız Kalesi'ne kadar sahil şeridinin önemli bir kısmının özellikle batı kesiminde yeni bir anlayış gelişti. Halka açık olması gereken bütün plajlar, bütün deniz kenarında halkın hem güneşten, hem kumdan, hem denizden yararlanmasını anayasal hak olarak ortaya koyan anlayışın tam tersine bütün sahiller, bütün plajlar bir vakıf ya da şirket gibi melez bir yapıya teslim edildi. Çok enteresan. Diyeceksiniz ki ya şimdi bu kadar sorun arasında bu sorun mu? Bu sorun. Sorun çünkü yarın turizm sezonu yeniden açıldığında yerli turiste, yabancı turiste o plajlardan, o kumsallardan denize girmeye çalıştığında adını bilmedikleri bir vakfa para ödemek zorunda kalacaklar. Havlunuzu bile koyamayacaksınız. Bırakın şezlongu, bırakın başka şeyi. Oturamayacaksınız. Onların sattığı meşrubatları, onların sattığı şeyleri almak zorunda kalacaksınız. Başka yere gidemeyeceksiniz. Aslında bu bir anlamda, tekrar söylüyorum, bir işgal çabası. Bunu konuşacağız. Tabii bununla ilgili tartışmalar başladı. Vakfın adı MUÇEV. MUÇEV diye ben de özellikle nasıl bir vakıf diye baktım. Ama aslında vakıfların bu tür şirketler gibi sözleşmeler yapması, kar getiren
ve işletilen firmalarla hareket etmesi çok normal değil. Ama sonuç olarak çok ucunda bir vakıf görünüyor ama aslında bir şirket, bir limited şirket ve ihalelere giriyor. Ve kıyılardaki bu özellikle halka açık yerleri kendisine bağlamayı bir görev bilmiş, görev edinmiş. Muğla'da çok büyük problemi var. Bodrum'da çok büyük problemi var. Burada tek tek size birazdan sayacağım. Ama hemen bunları konuşmak için çok fazla da bekletmeyelim. Çünkü Sayın Başkan'ın işleri de var. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Gürün'le bu konuyu bir konuşmaya başlayalım. Sayın Başkan merhabalar. Merhaba Fatih Bey, iyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Öncelikle kolaylıklar diliyorum. Biliyorum çok yoğunsunuz. Yaz sezonu Büyükşehir Belediye Başkanları için açılışlardır. Yeni düzenlemelere gidip katılmalardır. Halkın karşısına çıkmalardır. Çünkü turistik bir bölgede özellikle koylarıyla meşhur olan, kumsallarıyla meşhur olan bir ilin belediye başkanısınız. Ve bu ilde uzun dönemden beri bu görevi yapmaktasınız ve sevilen bir isimsiniz. Öncelikle Sayın Gürün, bana lütfen anlatır mısınız? Bir ülkenin kıyısı, sahili, denizi, kıyı şeridi neden bir vakfın elinde olan bir şirketin insafına terk edilir ve bu vakıf ya da şirket melez, hibrit bir şey tam olarak anlayamadım. Siz anlatırsanız anlayacağım. 18 milyon lira cire yapan böyle bir şirketin önü açılır ve yaklaşık 80 milyon liralık bir gelir kazanmanın kapısı açılır. Kimdir bu şirket? Niye Türkiye sahillerini şirketlere devretme ihtiyacı duydu? Fatih Beyciğim, öncelikle şunu söylemem lazım. Bu şirketin kuruluşu 4-4-2014. Biz 2014'te seçime girdik. Ve 31 Mart'ta yani seçimi kazandığımız belli oldu. Bu şirketin kuruluşu 4 gün sonra gerçekleşiyor. Ve dolayısıyla da Muğla'nın biraz önce ifade ettiğiniz bütün plajlarını ve kıyılarını ve oradaki rantı kurulan şirket üzerinden işletmekle ilgili 4 gün sonra, Büyükşehir Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanıldıktan 4 gün sonra bu şirket kuruluyor. Bu şirket iki ayaklı. Birisi Türkiye Çevre Koruma Vakfı, Bakanlığa ait. Çevre Bakanlığı'na ait. Diğeri ise Muğla'ya Hizmet Vakfı. Bu iki vakıf ortaklaşa, başka bir vakıf deniyor ama sizin de ifade ettiğiniz gibi vakıf değil, şirket. Ve ikisi ortak olarak MUÇEV'i, Muğla Çevre Vakfı'nı kuruyorlar. Ve dolayısıyla da bakanlık tüm bu kıyıları şeye devrediyor. Bu şirkete devrediyor. Başka bir garip şeyi ifade etmem gerekiyor. Daha önce İl özel idaresi, yani seçimden önce burada il özel idaresi vardı. İl özel idaresi bize geçecekti bütün mal varlığı ve anlaşmalarıyla. Bu bilinen bir şey. Bizim de kazanacağımız aşağı yukarı belliydi. Sayın Vali, o zamanki vali, aynı zamanda özel idarenin başkanı olarak o şirketin de menfaatlerini düşünmek durumunda. Ama İl Özel İdaresi'nin Mersa şirketi üzerinde olan bu kıyılardaki hakkı, özellikle Ölüdeniz, Belcekız bölgesi ve diğerlerinin Çevre Bakanlığı'yla yapmış olduğu anlaşmaları 10 gün önce iptal etti, feshetti. Yani kendi şirketinin menfaatine aykırı olarak Sayın Vali, o şirketin hakkını, ki daha önünde 10 yıllar vardı, o hakkını imza karşılıklı protokol yaparak iptal etti ve dolayısıyla Büyükşehir'e geçmesini engelledi. Bu görülecek bir şey değil. Yani gördüğünüz gibi, yani insanın aklı almıyor. Seçimi kazanıyoruz. 4 gün sonra şirket kuruluyor.
seçimi kazanmazdan önce yapılan anketlerde kazanacağımız belli olduğu için Sayın Vali kendinin başında olduğu şirketin menfaatine aykırı olarak bakanlıkla yapmış olduğu anlaşmaları karşılıklı konuşup feshediyorlar. Bana geçmesin, büyük şehre kalmasın diye. Yani şöyle anlayabilir miyiz başkan? Yani Muğla ve Antalya'da kıyıları ve sahilleri ve plajları ve koyları belediye işletmesin, Cumhuriyet Halk Partili belediyeler evet, halka buradan hizmet götürmesin diye siz seçimi tekrar kazanır kazanmaz bir şirket kuruluyor. Aynı zamanda bu şirket bir vakfa bağlanıyor. Vakfın aracılığıyla bütün sahillere, bakın Fethiye, Ölüdeniz, Kumburnu, Belcekız, Kayaköy Gemiler Koyu, Çalış Plazı, Şatburnu günübirlik alanları, Göçek Fethiye Belediyesi, Yat Bağlama İskelesi, Ortaca, Sarıgerme sahilleri, Ula, Akyaka Kadın Azma, günübirlik alanı ve iskelesi ile Akyaka Kamp ve Mesire Yeri, Akbük Koyu, Menteşe'de Akbük günübirlik alanı, Marmaris'te Kız Kumu, Karacasöğüt ve Selime İskeleleri, Datça, İskele Plajı, Kargu Koyu, Kurucabük, Kumluk ve Taşlık Plajları ile Karaincir, Bodrum Gümüşlük, Bites plajları. Yani siz bunu halka açmayın, halka hizmet götürmeyin diye bir çark kurnazlığı mı, bir uyanıklık mı yaptılar size karşı? Şimdi özel olan şu, bakın 2014'te büyükşehir olduk biz ve 2014'te ilk büyükşehir seçimine girdik. Büyükşehir olduktan sonra il özel idareleri mal varlıklarıyla birlikte, büyük bir kısmıyla birlikte büyükşehire, tabii anlaşmalar ve sözleşmeler de büyükşehire geçiyor. O seçimi kazanacağımız büyükşehirde, seçimi kazanacağımız anlaşıldığında 10 gün önce Sayın Vali kendinin de başkanı olduğu il özel idaresi şirketinin yönetim kurulu başkanı ama şirketin menfaatine aykırı, ki bu suçtur ticaret kanununa göre, aykırı olarak 10 gün önce bu anlaşmayı feshediyor. Ve seçimden 4 gün sonra biraz önce bahsettiğim şirket kuruluyor. Yani burada çok iyi niyetli bir insanın bile ne oluyor diyeceği bir durum var. Ve gerçekten sadece Muçev kendisi işletmiyor. Aynı zamanda aldığı hakları ihaleye çıkıyor ve üçüncü şahıslara kiralıyor. O üçüncü şahıslar da o plajlarda parayla hizmet veriyor ve içeriye girilmesini, biletsiz girilmesini katiyetle yasaklıyor. Halk oraya ücret ödemeden içeriye giremiyor. Yani oranın hizmetlerinden faydalanma değil, içeriye girecek sahile, orada kumun üstünde yatacak, denize girecek, serinleyecek, güneşlenecek, ayrılacak. Buna müsaade etmiyor. Plaja girişte ücret alınıyor. Dolayısıyla halka ücretsiz plaj kapatılmış oluyor. Telergüyle çevrilmişler Edirne, Keşan'da. Düşünebiliyor musunuz? Halkın plajını, yani halka ait olması gereken, bu millete ait olması gereken yeri telergüyle çevirmişler. Bu cesaret değil mi? Bu aslında yasalara, kanunlara aykırı bir girişim değil mi? Bunlar nasıl bir cesaret? Kim bunlar başkan? Bunlar kim ki? Yani bu ülkede bu millete ait olan kıyıları, kumsalları işgal ederken bu kadar gözü kapalı bir şekilde, bu kadar gözü dönmüş bir şekilde hareket edebiliyorlar. Şirketin sahipleri hakkında bilginiz var mı? Efendim, sahipleri bürokratlar. Nasıl? Maalesef. Ama biz şirketle ilgili bütün bilgileri sorulduğunda, milletvekilimiz soru önergeleri verildiğinde kimlerden oluşuyor, bunlar kimdir, ne kadar gelirleri var, bu elde edilen gelirler nerede, kime kullanılıyor, nasıl kullanılıyor sorularını sayın milletvekillerimiz soru önergeleriyle bakanlığa sorduklarında maalesef doğru bir bilgi, açıklayıcı bir bilgi alamıyoruz. Bu da ayrı bir garabet. Yani olacak iş değil. Bakın, bizim teklifimiz şu. Muğla büyükşehir olduktan sonra artık il özel idaresi de olmadığına göre, bunların hak ve borçları ve sorumlulukları bize devredildiğine göre
Muğla'daki bütün kamuya ait olan plajların ilçe ve büyükşehir belediyelerine devredilmesi gerekiyor, işletme haklarının. Tabii bununla ilgili belli bir ücreti belediyeler ödeyebilir ama makul bir şekilde. Biz ne yaparız? Biz plajları açık tutarız ve nitekim bazı belediyeler bazı yerlerde plajları işletiyorlar. Ama oradaki hizmet olarak verilen şezlongdu, işte çadırdı, yeme içmeyle ilgili, soğuk bir şeyler yemekle, içmekle ilgili konularda verdiği hizmetlerden dolayı asgari bir ücret talep ederdi. Ama vatandaş, ben şezlongdan faydalanmak istemiyorum, ben buradan herhangi bir şey yiyip içmek istemiyorum dediğinde plajına girer, kumun üstünde güneşlemesini yapar ve elini kolunu sallaya sallaya çıkardı. Bunu yapmıyorlar. Bunun için diyoruz ki arkadaşlar, büyükşehir, Muğla büyükşehir, ilçe belediyeleri, o ilçelerin belediyeleri, niçin bunlara vermiyorsunuz plajları da önce şirkete devrediyorsunuz? Şirket ihale ediyor, üçüncü bir şahsa veriyor. Onlar da kapıyı, bacayı kilitliyor ve vatandaşa plajları kapatıyor. Bizim isyan ettiğimiz konu bu. Bakınız, ben bununla ilgili Fatih Beyciğim 23 dava açtım. 23 dava. 23 dava açtım. Bu davaların 4'ü, 3'ü bizim lehimize sonuçlandı. Birisi aleyhimize sonuçlandı. 2 tanesi de yanlış hatırlamıyorsam geri çektikleri için biz dava açtıktan sonra konusuz kaldığından dolayısıyla düştü dava. Ama geriye daha benim biraz önce söylediğim gibi 19 davam var. Takip ediyoruz, devam ediyoruz. Oldukça da uzadı. Evet. Biz bu davalardan hukuk kurallarına göre mutlak ama mutlak bizim lehimize sonuçlanacağını düşünüyoruz. Ama bekliyoruz. Yani 23 dava en az 3-4 sene oldu açalı, hala sonuçlanmadı. Benim Büyükşehir Belediyesi olarak yapabileceğim hadise hukuka müracaat etmek. Kanunen benim kanunsuz ve uygun olmayan koşullarda yapılan bu birliktelik, şirket, devir ve onların başkalarına ihale etmeleriyle ilgili konuyu hukuka taşımak ve bu hukukun da hala en iyi şekilde adaleti sağlayabileceğini düşünmek. Bunun dışında benim yapacağım başka bir şey yok. Peki başkanım, bir sözünüz var, önemli. Sıranın o güzelim Gökova Körfezi'ne gelmesinden korkuyorum demişsiniz. Yani Gökova Körfezi'ni de bu şirket kapatacak ve oraya gelen insanlardan açıkçası bir gelir sağlayacak ya da halka kapatacak bir pozisyona mı geldi? Gökova ayrı bir konu ve büyük bir başlık Fatih Bey. Gökova'da plan değişikliği yapıldı. Yapılan plan değişikliğine göre şu anda büyüklü küçüklü olmak üzere 50, 60, 70 tane büyük marina yapılabilecek bir plan düzenlenmesi yapıldı. Siz Gökova Körfezi'ni görmüşsünüzdür. Gökova Körfezi ve Muğla sadece Muğlalıların değil, Türkiye'nin ve dünyanın bir değeri. Ama şu anda eğer Gökova'daki birisi başlamak üzere, onu da takip ediyoruz. Eğer şu anda 60-70 tane marina eğer oraya yapılırsa kesinlikle Mavi Tur Gökova ayağı gider. Mavi Tur'un en önemli ayağı Gökova Körfezi. Siz onu kaldırdığınız zaman Türkiye'ye ve Muğla'ya özgün Mavi Tur'u tamamen bitirmiş olursunuz. Ama o kıyılar bize ait değil. Milli Emlak, Orman veya Şehircilik Bakanlığı'na ait. Onları teker teker pazarlayıp ve o marinaların arka arkaya pıtrak gibi yapılabileceğini düşünüyoruz ve tüylerimiz diken diken oluyor. Haklısınız. Önemli başkan. Bir şey soracağım. Özellikle Gökova Körfezi'nde yapılacak marina ve liman konusuna iktidara yakın bir televizyonun sahibinin söz aldığı
ve bu konuda bir rantsal bir paylaşıma gittiği şeklinde bir iddia var. Size geldi mi bu? Efendim, tabii ben kesin evrak olmadıktan sonra o konuyla ilgili bir şey söyleyemem. Ama benim üzerinde durduğum, onların takip edilmesi, kimlere nasıl verildiği, hangi şartlarda verildiği, ihale şartlarının ve şeyin ne olduğu ortaya konması lazım. Ama benim temennim orada marina bir tane, iki tane, üç tane olabilir. Ama koca körfezde 60-70 tane marina yaptığınız zaman Gökova Körfezi biter. Mavi tur dışında kalır. Bizim ki. Dileğimiz bunun olmaması. Anladım. Yani yapıldıktan sonra Ahmet'e vermiş, Mehmet'e vermiş, nasıl vermiş o ayrı tartışma konusu. Ama biz istiyoruz ki mavi tur maalesef bunlar böyle yapıldığı takdirde tamamen ortadan kalkacak ve Türkiye'nin turizm açısından çok önemli bir değeri olan, özgün bir değeri olan mavi tur tamamen ortadan kalkacak. Gökova Körfezi kalkarsa. Öncelikle bu planın değiştirilmesi ve bizim onlara önerilerimiz var. Eğer siz marina yapmak istiyorsanız bunların 2 veya 3 tane marina yeri belli olur. Bunlar uygun yerlerde bizim de içine katıldığımız görüşlerle bunlar yapılabilir. Ama siz 60, 70, 80 hiçbir şekilde sayısı belirlenmeden her yerde marina yapılır dediğiniz zaman o biraz önce sizin söylediğiniz deniyor dediğiniz olayların da olma ihtimali var mı? Hepimizin içine bir kurt düşüyor. Dolayısıyla bizim isteğimiz şu. Bakın bu planlar, bu kıyılar belediye yerel yönetimlere devredilmeli. Plan yetkisi özellikle bütün kıyılarda özel çevre koruma alanları olduğu için, turizm alanları olduğu için Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin planlama hakkı yok. Dolayısıyla biz sadece görüş bildiriyoruz bu alanlarda. Evet. Görüşümüz kabul etmiyor. Kabul etmediğim takdirde benim tek elimde enstrüman, ben hukuka müracaat ediyorum. Anladım. Ama hukuk bazen öyle, bazen böyle, bazen de geciken bir hukuk oluyor. Geciken hukuk zaten hukuk değildir. Sevgili Başkan, çok teşekkür ederim. Sizi tutmayayım çünkü yola çıkacağınızı biliyorum. Bugün konuşmuştuk. Size kolaylıklar diliyorum. Umarım Muğla'nın kıyıları, kumsalları, plajları, o güzelim doğa sırf rant uğruna birilerinin işgaline, talanına uğramaz ve siz buna umarım ki bundan hiç kuşkum yok aslında izin vermeyeceksiniz. Çok teşekkür ederim Sayın Başkan. Bir şey ilave etmek istiyorum müsaadenizle. Buyurun. Ben öncelikle bu konunun sadece Muğla'yı ilgilendirmediğini, bütün Türkiye'yi ve dünyayı ilgilendirdiğini ve bu konuda yaptığınız yayınlarla Türkiye'nin her yerindeki misafirlerimiz, yazlık hemşerilerimize bu konuda görev düştüğünü ifade ediyorum. Biz sadece hukuki yönden müracaat ediyoruz ama kamuoyunun bu konuya sizler sayesinde büyük bir hassasiyeti oluştu. Bunun devamını ve peşini bırakmamaya ve bunlardan kesinlikle vazgeçilmesini sağlayıncaya kadar mücadeleye devam etmemiz gerekiyor. Onun için de herkesi göreve davet ediyorum. Sizlere de çok teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Başkan. Yolunuz açık olsun. Umarım demin söylediğim gibi bu ülkenin körfezleri, limanları ve sahile gidecek her noktası yine halka, millete açık kalır. Aslında konuşacak çok fazla şey var. Sayın Başkan'ı da uğurluyoruz bu arada. Tekrar kolaylıklar diliyoruz. Birazdan yine Antalya'ya geleceğiz. Sadece Muğla'yla sınırlı değil. Şimdi bu öyle basit bir konu değil. Bu bir vakfın işte 2-3 plajı eline alıp burayı çalıştırıp para kazanması ya da orayı düzeltmesi falan işi değil. Bu çok büyük bir talan. Çok büyük bir işgal. Eğer buna izin verirseniz Bodrum'dan Kız Kalesi'ne kadar bütün plajlar ve kıyılar ve sahiller, hatta limanlar. Liman dediğim küçük balıkçı sığınaklar ya da yat limanlarından bahsediyorum. Hepsi bu şirketin denetimine geçecek. Nasıl bir şirket? Gücünü nereden alıyor? Kimler kuruldu? Bürokratlardan oluşan bir vakfın kurduğu bir yan şirketin siz
Türkiye'nin en güzel sahillerine el koyacağını düşünebiliyor musunuz? Bakın önünde liste var. Yönetim kurulunda kimler var bu vakfın? Bu da önemli. Yani bu bir hani patron çıldırdı, kapatıyoruz gibi bazı mağazalarda işte bitiriyoruz gibi ilanlar görüyorsunuz. Sanki Türkiye'nin bu son döneminde inanılmaz bir istila var. Her türlü rant getirecek doğal güzellikler dahil, Türkiye'nin çok eşsiz nadide eserleri dahil, hatta sit alanları dahil. Bugün Barış arkadaş da bir mesaj atmış. Birinci derece sit alanları üçüncü dereceye taşınıp imara açılma yoluyla höyüklere, eski eserlere, eski eserlerin hemen dibine yine inşaat yapma işleri başladı. Bu son bir çaba. Bu bir iktidarın gitmeden önce vurduğu son kazma. Bu ülkenin beline beline bu kazma. Bu çok önemli. Çok rahatsız ediyor beni. Yani bu ülkeyi seven her insanın rahatsız etmesi lazım. Burası bizim için bize emanet. Burası bize miras değil. Çocuklarımızın ve torunlarımızın bize emanet bıraktığı bir yer. Ve çocuklarımız, torunlarımız da bu güzellikleri aynen yaşamalı ve onlara yaşatmalıyız. Antalya'ya geleceğiz. Arkadaşlar hazır mı Antalya milletvekilimiz? Aslında Antalya'yı da konuşmanın anlamı var. Çünkü Muğla ile ilgili Muğla'nın rant ve getirisi Antalya'ya göre biraz daha fazla. Özellikle turizme yönelik. Çünkü çok sayıda koy, kumsal ve sahile girecek yer var. Yani rantı daha büyük. Sadece oradaki hani yazlıkçılar değil, bir de yabancı turistler var. Hani bu tür otellere, pansiyonlara gelip kalan turistlerin de girdikleri tek yerler, tek sahil o sahiller. Burada yani win-win, yani kazanmak çifte kazanç var. Çünkü hem yerli turisti bir anlamda soyup soğana çevireceksiniz. Havlusunu koyduğu andan itibaren en az 60 lira, 70 lira denize girme parası tahsil edeceksiniz. Hem gelen yabancı turistten bir de yabancı para karşılığı bunu talep etme durumumuz var. Bunları konuşacağız. Tabii ki Antalya'yı dedik. Hemen Antalya ile ilgili yine bir konumuz var. Cumhuriyet Halk Partisi Antalya Milletvekili Sayın Rafet Zeybek. Sayın Vekilim merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Evet, dün de sizi konuk etmişiz ama önemli bir konu. Aslında evet. Muğla'yla sınırlı bir Muğla'nın özellikle bu işte sahilleri, denize giren o eşsiz, efsanevi o Fethi Ölüdeniz dahil o plajlarıyla ilgili bir olay sanıyorduk ama yavaş yavaş bu vakıf Antalya'ya doğru kaymış. Önünde evet. Bir bilgi var. Antalya'da Kaş, Kekova özel çevre koruma sınırlarında bulunan Demre 3 Ağız'da yaklaşık 13 bin metrekarelik kıyı alanı kiralanmış. Evet. 13 bin metrekare kıyı alanını kiralayan böyle bir anlayışa, daha doğrusu bir anlamda istila demek lazım buna, işgal demek lazım. Ne yaptınız? Soru önergeleri verdiniz biliyorum. Hem siz hem İYİ Parti milletvekilleri. Soru önergelerine yanıt alabildiniz mi? Nedir bu sahillerimizin başına gelen? Teşekkür ediyorum. Şimdi Antalya ile ilgili, daha doğrusu ben Demre'deki bu yağma ve talan diyorum ben buna. Yağma ve talan ilgili soru önergesi verdim ama 12 Ağustos'ta verdim. Cevap gelmedi. Normaldir o süre. Ama daha önce benzer yerlerle ilgili milletvekili arkadaşlarımız hem İYİ Parti'den hem Cumhuriyet Halk Partisi'nden soru önergeleri verdiler. Çok zaman geçmesine rağmen cevap gelmedi. Yani öyle anlaşılıyor ki cevap vermeyecekler. Yani şimdiye kadar gelmediğine göre. Şimdi bir dakika Sayın Vekil, meclis iş düzlüğüne göre sözlü ve yazılı sorulara muhataplarının en geç 45 gün içinde cevap vermesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki niye yani 15 gün asıl sınır budur, yazılı ve sözlü diye ayırırsanız. Peki neden siz bu ülkenin sorunları ile ilgili milletvekili olarak Fuat Oktay'a ya da Cumhurbaşkanı Yardımcısına ya da bakanlığa verdiğiniz soru önergesine niye yanıt alamıyorsunuz? Şimdi Fatih Bey maalesef şimdiye kadar yani bununla ilgili değil vermiş olduğumuz birçok önergeler oldu. Soru önergeleri oldu. Ama %95'ine cevap verilmiyor. Yani verilmiyor. Bir yaptırımı da yok. Meclis Genel Kurulu'nda da bunu sıkça dile getiriyoruz ama
maalesef böyle bir şey içerisine girdiler. Yani cevap verme gereği bile duymuyorlar. Yani o kadar keyfi, o kadar vurdum duymaz bir şey içerisindeler ki yani cevap versen ne olacak? Ya da şöyle belli ki cevap verebilecek doğru şeyleri yok. Hepsi yanlış. Yani bunlara mesela cevap vermemelerinin gerekçesini ben evet yanlış iş yapıyorlar. Nasıl örtbas edecekler de yani bir şey yazacak bir şey bulamıyorlar yani cevap verecek. Çünkü yaptıkları hep yanlış. Öyle olunca da cevap vermiyorlar maalesef. Bütün soru önergelerine de öyle yani. Evet. Peki bu nedir bu Antalya ile ilgili bu merak nasıl başladı? Birincisi Sayın Vekilim bu şirketin yani vakıf diyorsunuz ama burada vakıf olduğuna yönelik bir iddiaya karşı da bir hukukçunun bir bilgisi evet. var. Bu önemli. Muğla Çevre Platformu Sözcüsü ve Avukat Güngör Elçin demiş ki evet. gerçek adı Muçev Tur Ticaret Limited şirketi olmasına rağmen adını yanıltmak vakıf çağrısını yaptırmak için sonuna V harfi konulmuş. Sahipleri hı hı. vakıf ama ortada limited şirket var. Yani sahiplerin evet. işletim hakkını alan vakıf değil, şirket demiş. Nedir bu? Kim bu şirket? Nasıl bir gücü var? Nasıl Türkiye'nin göz bebeği, yani turizmin o merkezinde kalan o sahilleri, o koyları, o barınakları nasıl ele geçirme konusunda bu kadar tereddütsüz ve cesur? Kim bunlar? Evet, şimdi Fatih Bey, bu iki vakıf var. Birisi Türkiye Çevre Koruma Vakfı, işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı bu vakıf. Birisi de Muğla'ya Hizmet Vakfı. Bu da Muğla Valiliği'ne ait. Şimdi bu iki vakıf 2014 yılında bu şirketi kuruyorlar. İşte şirket Muçev Turizm ve Ticaret Limited. Ya bildiğimiz şirket. Yani iki şirketiniz bir de TEPAV diye bir şirket var. Ondan mı bahsettiniz siz ikinci şirket olarak? Nasıl Fatih Bey anlayamadım. İki vakıf dediniz. Biri TEPAV mıydı? Yani hangi vakıf? Biri Muçev. Vakıflar şunlar. Türkiye Çevre Koruma Vakfı. Türkiye Çevre Koruma Vakfı. Tamam. Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı bir vakıf. Diğer ki de Muğla Hizmet Vakfı. Muğla'ya Hizmet Vakfı. Bu da Muğla Valiliği'ne ait. Yani iki vakıf. Bu iki vakfın ortaklığıyla %50 hisseyle kuruyorlar bunlar. İki vakfın ortaklığıyla kuruluyor bu Muçev. Yani o V'yi evet siz de bak dikkat etmişsiniz. Muçev yani sanki vakıf der gibi Muçev diyor ama şirketin ismi aslında Muçev. Muçev Turizm ve Ticaret Limited Şirketi. Bu şirket kuruluyor. Kurulduktan sonra işte bu aslında Muğla'ya hizmet amaçlı kurulan bir vakıf bunlar. Daha doğrusu Muğla'daki vakıf. Ama bakanlığa ait vakıfla ortak bir şirket kuruyorlar ve ondan sonra sahillere başlıyorlar dağıtmaya, yani bu şirkete tahsis etmeye. Burada açıkçası hem anayasanın 43. maddesine hem de kıyı kanununun 5. maddesine açık şekilde ihale yapmadan ki bu şirket, bak kamu yararına çalışan dernek ve vakıflarda ihale yapmadan şey verilebiliyor, kiralama işlemi yapılıyor ama bu bir şirket. Yani kamu yararına çalışan bir şirket falan değil yani. Öyle bir şey de yok. Ona aykırı olarak ihale yapmadan milletin yerini bu şirkete tahsis ediyor Çevre ve Şehircilik Bakanlığı. Olay bu. İlk önce Muğla'dan başlıyorlar. Muğla Belediye Başkanımız detaylı zaten bilgi verdi o konuda. Ondan sonra Edirne'ye geçiyorlar. Şimdi ben gerçi teknik şeyler de anlatacağım ama bunun temeli şu. Muğla işte büyük şehir olduktan sonra, gerçi öncesinde de bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediye başkanıydı. Edirne'de öyleydi. Buralardan başladılar. Antalya'da yoktu. Bakın yani o tarihlerde yani geçen yıllarda yoktu. Antalya'da 3 yerde bu işlem yapıldı. Onu ben açıklamak istiyorum özellikle. Birisi işte en son yani bu Temmuz ayı içerisinde yapılan Demre'deki kiralama işlemi. Demre'yi biliyorsunuz İyi Parti belediye başkanı kazandı. İyi Partili arkadaşımız. Öncesinde Demre Belediyesi'ne tahsis edilmişti bu. Demre Belediyesi kullanıyordu ama belediye başkanı değişince yani AK Parti'den İYİ Parti'ye geçince hemen orayı Muçev'e
kiraya verirler. Daha doğrusu yani peşkeş çekimler. Aslında kira falan da değil. Yani peşkeş çekilme bu. Ondan sonra Alanya'da Büyükşehir Belediyesi olmadan önce Antalya bu yeri Alanya Belediyesi kullanıyor. Yani o işletiyor. Ve Büyükşehir Belediyesi'ne geçince, yani Büyükşehir olduktan sonra bu sefer Büyükşehir'e geçiyor orası. Ama Büyükşehir işletmeye devam ediyor. Ne zamana kadar? 2019 yılına kadar. 3 yıl işletiyor, süre bitiyor. Bizim Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tekrar yani tahsisini istiyor, yani bize verirsin diyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı reddediyor, yani vermiyor. Ama hemen sonrasında tutuyor bu meşhur Muçay'ımıza kiraya veriyor. Şimdi Muçay tarafından işletiliyor orası. Neden? Çünkü Büyükşehir'i, Antalya Büyükşehir'ini kaybettiler, hemen orayı çektiler. Yine gerçi o iptal ettiler sonra. Manavgat'ta da bir yeri, daha doğrusu su alanını şeye vermişlerdi. Bu Muçay'a. Daha sonra çok itiraz oldu. Birinci derecede sit alanıydı o bölge. Ben hatırlıyorum. Hakikaten Manavgatlı da çok büyük tepki gösterdi. İptal ettiler ama Muçay orayı yine işletmeye devam ediyor. Yani bakanlık aslında iptal etti o sözleşmeyi ama işletme devam ediyor hala. Manavgat'ta da öyle bir yeri hala işletiyor şey. Maalesef bütün bunlar işte siyasi amaçlarda, yani millet ittifakına ait belediyeleri çalıştırmamak. Ben buna diyorum ki bu yani vatana ihanettir. Yani belediyeleri, bir devlet belediyeleri çalıştırmamak gibi bir şey içine girebilir mi? Yani böyle bir şey düşünebilir mi? Yani belediyeler iş yapmasın. Belediyeler yani çaresiz duruma düşürecek. Belediyeleri zor durumda bırakacak. Bu çok. Peki Sayın Vekilim, bir şey soracağım. İzniniz olursa, izin verirseniz bir şey soracağım. Şimdi bu şirketin adı Muçev Turizm Ticaret Limited Şirketi. Evet. Açılımı Muğla'ya Hizmet Vakfı'na bağlı bir şirket bu. Evet. Allah aşkına Muğla'ya Hizmet Vakfı'na, yani Muğla'ya emek verecek ya da Muğla için çalışacak bir vakıf Edirne, Keşan'daki sahillerle ilgili niye ihale alır? Ya da Antalya'ya sarkıp, Demre'ye sarkıp ardından Alanya'ya kadar niye mesafe alır? Şirketin adı Muğla'ya Hizmet. Yani Muğla'ya Hizmet Vakfı'na bağlı bir limited şirket. Asıl amaç burada bir vakıf adı altında Edirne Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili, Muğla Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili, Antalya Belediye Başkanı Cumhuriyet Halk Partili, büyük şehirlerden bahsediyorum. Bunların hepsinin elinde halka hizmet verecek ya da halkın yaşamını, tatilini ya da halkın sahilleri kullanmasını kolaylaştıracak her türlü etkinliği alıp belediyeleri felç etmek mi amaç? Kesinlikle öyle. Fatih Bey, şimdi Muçev'in bir kısım yöneticileri de aslında bu Edirne ile Antalya'nın yanlış olduğunu biliyorlar. Yani oralara gidilmemesi gerektiğini, yani oralarda herhangi bir tesis kiralanmamasını gerektiğini. Ama şöyle bir savunma yapıyorlar, hiçbir geçerliliği olmayan. Diyorlar ki yani oralarda boş kaldı diye biz davet edildik. Yani belediyeler işletiyordu, boş kalır mı? Yani belediyelerin elinde niye alıyorsunuz? Ya böyle bir şey yapıyorlar. Yani gerekçeyi işte o Edirne ile Antalya'da buralar boş kaldı. İşte rastgele kişiler işletiyor, çalıştırıyor falan. O nedenle biz davet edildik, gittik oralardan da aldık. Bunlar tamamen uydurma. Yani maalesef bu şirket gerçekten bir tabii ki yürütmenin kontrolü altında, tamamen yasa dışı böyle bir rant şeyinin peşinde koşuyor. Bunların peki bir şey soracağım. Peki Sayın Vekilim, bir şey soracağım. Eğer bu şirket rant peşindeyse, bakın bu yönetim kurulunda bu vakfın kimler var? Eski Muğla Valisi ve Cumhurbaşkanlığı Başdanışma olan Esengül Cüvelek, Menteşe evet. Kaymakamı Caner Yıldız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Strateji Geliştirme Başkanı Sadi Kızık ve Çevre evet. Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Aslancan. Allah aşkına, kar üzerine kurulu, yani para kazanma üzerine kurulu bir şirketi bir bürokratın yönetim kurulunda
temsil etmesi hukuken mümkün mü? Sizin bunu bilmeniz lazım. Siz biz aynı zamanda bir savcısınız. İkincisi neden bürokratlara bir vakıf kurdurulup bu Cumhuriyet Halk Partili belediyenin elinde bulunan bu sahilleri bu vakıf tarafından kilitleyip çalışmaz, istemez hale getirmeye çalışıyorlar. Amacı ne? Neden bürokratlar bu vakfın yönetiminde? Yani bu özellikle o şey işte Muğla ya Hizmet Vakfı 1988'de kurulmuş. Yani evet. Belki iyi niyetle kurulmuştur. Ama 2001 yılında kurulup Türkiye Çevre Koruma Vakfı, yani bakanlığa bağlı vakıf, 2001 yılında kurulmuş. Ama sonradan bu, yani çok doğru söylüyorsunuz. Aslında buradaki çok ciddi sorunlarından biri de şu. Bu şirket denetlenmiyor. Yani denetimsiz. Nereye ne para harcadı, ne kadar geliri var, ne yapılıyor bilinmiyor. Belirsiz bir şey. Yani denetimsiz, şimdi kamu yararına çalışan bir şirket, daha doğrusu dernek ya da vakıf denetlenmez mi? Kamu yararına çalışıyorsa mutlaka denetime tabi. Bunların denetimi yok. Denetlenmiyor. Yani ne kadar geliri var, nerelere harcanıyor, kime ne kadar gidiyor, sadece %50'si işte Türkiye Çevre Koruma Vakfı'nın, %50'si Muğla'ya Hizmet Götürme Vakfı'nın. Yani bunun dışında neler yapılıyor, kim paraları paylaşıyor, kim alıyor, nerelere harcanıyor, hangi hizmete gidiyor? Bunların denetiminde yok. 18 milyon liralık bir cirosu var bu şirketin. Evet. Bu kıyıları işgal eden bu şirketin 18 milyon, eski parayla 18 trilyon liralık bir cirosu var. Peki bu 18 milyon liralık ciro, yani elde edilen bu para, bu bürokratların yönettiği vakıf ya da şirkette kimlere dağıtıldı? Kar dağıtım payı mı yapıldı? Bu paranın arkasında kimler var? Para nereye harcandı? Sözde bu paranın Muğla'daki yine sahillere yatırım olarak harcanması söz konusu diyor ama 4 yıldan bugüne kadar bu şirketin 1 lira 1 kuruş herhangi bir sahile yatırım yapmadığı da belirtiliyor. Nedir bu? Nerede bu 18 milyon? Yapılmadı. İşte asıl yani sorun o. Şirket olduğu için denetlenmiyor, hesap da verilmiyor. Oysa yani madem kamu yararına çalışıyorsunuz, işte ihalesiz sözleşmeler yapıyorsunuz, veriyorsunuz, peşkeş çekiyorsunuz. Yani nereye gidiyor bu paralar? Bunca mutlaka çok gelir var. Bir de Vakit Bey, şimdi bu şirket çoğunluğunu kendi işletmiyor. Üçüncü şahıslara veriyor. Yani onun da açıkçası ben turizmci arkadaşlarla da görüşmeler yaptım. Onlar da çok yakınıyor bu şeyden. Çünkü tamamen rastgele, yani mafya usulü veriliyor diyor. Yani ihalesiz mihalesiz bu şirket kiralamış olduğu, yani bakanlıktan kiralamış olduğu bu yerleri üçüncü kişilere, yani kimse veriyor, yani parayı alıyor, o kişi işletiyor. Öyle ki bu kiralanan yerlerde çevrilen yerler var. Yani kamu yararının esas olduğu bu bölgeler, yani sahillerimiz tamamen belli kişilerin kontrolüne bırakılıyor. Yani oralara vatandaş artık giremiyor. Yani şu bir gerçek ki sahillerden artık vatandaş uzaklaştırılıyor. Yani sahillere resmen duvarlar da şeyler de örüyorlar. Vatandaş giremiyor. Otelciler de çok şikayetçi. Yani bizim müşterilerimiz bile sahilde artık denize giremez hale geldi deniyor. Şimdi bu noktaya getirilmesi çok vahim bir olay. Yani o şirketin üçüncü kişilere kiralaması, kim olduğu belirsiz kiralaması. İnanın bazı bölgelerde, özellikle o Manavgat'ta iptal edilen şeyle ilgili mafya bari şeyler yapılmış orada. Yani kiralayanlar, yani üçüncü kişiler, şirketten kiralayanlar. Peki yani sözleşmede şeyler... böyle bir şey var mı? Size biz bu plajı verdik, halka açık bu kıyı sahil şeridini verdik. Siz isterseniz bunu başka bir şirkete istediğiniz koşulda devredersiniz diye bir şey olabilir mi? Bunlar babaların çiftliği değil ki. Bu sahil halka açık. Milletin sahibi millet. Yani öyle bir şey olabilir mi? Daha doğrusu şöyle. Yani vakıflar bazen şirket kurabiliyor ama o işte kamu yararına çalışan vakıflar. Şimdi o şirketler bir yeri kiralayıp da üçüncü bir şahsa veremez. Öyle bir şey olabilir mi? Yani buranın neresinden bakarsanız bakın
bütün yapılanlar hukuk dışı, tamamen keyfi hareket. Fatih Bey, yani bu maalesef öyle. Peki turizmi nasıl etkileyecek bu Sayın Zeybek? Tabii bir de işin öbür boyutu var. Türkiye'nin yaklaşık 40 milyar dolara yakın, ki normal zamanlarda salgın dışında 35-36 milyar dolardı geçen yıl Türkiye'nin turizm geliri. Bu yıl tabii ki salgın nedeniyle bu geliri kimse tutturamayacağı belli. 1-2 milyar dolardan bahsediyorlar. Belki 5-6 milyar dolara çıkabilir diye düşünüyorlar ama peki eğer sahilleri bir şirket kapatırsa, eğer sahilleri işgal ederlerse, gelen turisti ağırlama konusunda otellerin önündeki plajlar bile bu vakıf aracılığıyla ya da vakfın aracılığıyla başka, demin söylediğiniz mafyavari şirketlerin eline geçerse, nasıl insanlar buraya gelip turizm adına deniz, kum, güneş gibi yani nasıl yaşayacak, nasıl burada turist rahat edecek, istediği koyda ya da plajda denize girecek? Nasıl gerçekleşecek bu? Yani çok ciddi sorun. İşte o turizm arkadaşlar, özellikle örneğin o Manavgat'ta ki oteli olduğunu bildiğim bir arkadaş, yani çok büyük bir otel değil ama artık diyor turistleri biz, yani daha doğrusu müşterilerimizi sahilde, yani tabii şeye bitişik değil onun oteli, şeye, denize sokamıyor. Yani o hale geliyor diyor. Yani denize giremeyecekler. Çünkü çevriliyor ya da işte onların üçüncü kişiye kiralanmış. Onların çalışanları her tarafı belli şey altına almış, kontrol altına almış. Orada turist gidemiyor. Daha da önemlisi bizim kendi vatandaşımız gidemiyor Fatih Bey. Yani bu çok vahimdir. Yani bizim vatandaşımız denizlerden uzaklaştırılıyor. Yani hakkı gasp ediliyor. Keyfi olarak birilerine peşkeş çekiliyor. Yani bu çok hakikaten kabul edilemez bir şey. Bu nedenle ben açıkçası hem Demre'de olsun hem diğer yerlerde bunun sonuna kadar mücadelesini vereceğiz. Tabii vatandaş da bunun farkında değildi. Şimdi görüyor ama gerçekler. Özellikle Antalya bölgesi açısından vatandaşın denizine sahip çıkması gerekiyor. Ben inanıyorum önümüzdeki hafta, hatta bizim Demre Belediye Başkanımız da bir açıklama yapacak. Orada da çok büyük bir tepki var. Yani halk da tepki gösteriyor. Nasıl olur yani böyle işte bizim plajlarımız bir şirkete tahsis edilir diye. Ben çok ciddi mücadeleler vereceğiz. Açıkçası bu keyfi de izin vermememiz gerekiyor. Halkımız da buna sahip çıkmalıdır. Hep birlikte gereken neyse yapacağız. Ben Demre'de gerekirse kuracağız orada çadırlarımızı, bekleyeceğiz. Yani bu keyiflikleri artık Türkiye'nin kaldıracak gücü kalmadı. Yani yazıktır, günahtır yani maalesef. Evet. Efendim bir de turizmcilerle konuştum dediniz. Son sorum şu. Onu da bu arada konuşmuş olalım. Hazır sizi bulmuşken, siz oradasınız şu an, Antalya'dasınız. Nedir turizmde durumumuz? Siz otel sahipleriyle görüştünüz, sahili tanıdınız, gördünüz, gezdiniz oraları, baktınız. Yani işler acısı bir hal var diyorlar. Ben de gittim, gördüm, çok üzüldüm. Maalesef öyle. Yani hakikaten çok zor durumda turizmciler. Zaten çoğunluğu açmamış. Yani otelini açmadı. Kaç mesela? Çok büyük böyle işte Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın otelleri gibi olanlar bir şekilde kendine bir şeyler ayarlarmış ama diğer orta ölçekli turizm özellikle hakikaten çok zor durumda. Yani dediğim gibi çoğunluğu açmamış. Açanlar da zaten yeterli turist yok. Yani belki masrafını almayacak, zarar edecek yani. O konumda maalesef çok sıkıntılı. Peki, ama Fatih Bey izninizle ben bu kıyılarla ilgili açıkçası hem anayasaya hem işte yasaya aykırı uygulamaların bu şirkete tahsisinden de öte başka şeyleri de var. Yani bizim Kültür ve Turizm Bakanımızın mesela Manavgat'taki bir otelinin ben görünce çok hayret ettim. Hatta fotoğrafını da şöyle bir göstermek istiyorum, bilemiyorum görülür mü? Kıyı işgal edilmiş kıyı. Yani biraz geri çekerseniz, biraz geri çekerseniz görelim onu. Biraz geriye çekin. Evet. Tamam. Yani bu deniz resmen işgal edilmiş otel tarafından. Yani vatandaşın oraya girmek gibi ihtimali yok. Bu bir şeyler, tesisler oteli. Yani denizin içinde. Yani şu manzara, bu bir bakanın oteli maalesef. Yani Türkiye'nin bakanın oteli mi? Oteli tabii, bakanın oteli.
Yani şu an mevcut bir bakanım mı, geçmişte görev yapmış bir bakanım mı? Turizm Bakanlığı. Şu anda Kültür ve Turizm Bakanımızın... Ha, Turizm oteli. Bakanı'nın oteli. Tabii. Yani Kültür ve Turizm Bakanımız denizi, yani oteliyle deniz sahilini işgal ediyor. Nerede bu otel? Yani yer olarak? Manavgat sahilinde. Manavgat ilçemizde. Manavgat sahilinde Kültür ve Turizm Bakanlığı oteli sahili işgal etmiş vaziyette. Ve kimse buna bir ses çıkaramıyor ya da bir şey diyemiyor mu? Bunu mu anlatıyorsunuz Sayın Vekilim? Sadece eleştirebiliyor vatandaş. O kadar. Peki söyleyeceğiz. Son olarak bir şey var mı? Nasıl düzelecek bu iş? Türkiye'nin her yeri işgale uğradı. Her türlü zenginlikleri yağmalandı. En son sıra Türkiye'nin göz bebeği olan sahillere geldi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı da çok kaygılı, çok endişeli ve bu işin sonunda Türkiye'nin bazı turizm noktalarının artık destinasyon noktası olmaktan çıkacağını ve insanların gelmeyeceğini, artık turistlerin bu sahilleri görmek istemeyeceğini söylüyor. Siz ne diyorsunuz son olarak? Yani kesinlikle çok ciddi sıkıntılar var. Ki böyle giderse gerçekten turizm çok ciddi zararlar görecek. Ama dahası Fatih Bey, açıkçası bu ülkede eğer anayasayı yok sayıyorsanız, kanunları yok sayıyorsanız bu ülkede düzeni sağlayamazsınız. Biz açıkçası bu tür keyfiliklere halkımızla birlikte karşı geleceğiz, direneceğiz. Bütün ne gerekiyorsa yapacağız. Ben bütün milletime de açıkçası yani memleketimize, bu ülke çok güzel. Yani burada hep kardeşçe, hep birlikte yaşayacağız. Bu ülkeye sahip çıkalım. Yani birilerinin para kazanması uğruna, rant uğruna yağmalatıp talan ettirmeyelim bu memleketi. Yazıktır. Yani gerçekten bu gidiş öyle gösteriyor ki Türkiye zaten çok zor günler yaşıyor. Ama bu zorluklar daha da artacaktır. Bir an önce milletimiz de bunun bu gerçeği görerek artık gerekeni yapması gerekiyor. Yani dilerim yakın zamanlarda seçim olur da bu keyfiliklerden millet bunları uzaklaştırır. Peki. Sayın Vekilim, çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Bizi bilgilendirdiniz. Önemli şeyler söyledi Sayın Rafet Seybek. Aslında bölgeyle ilgili endişeler var. O bölgede ben de bir süre bulundum. Yani bu yaz günlerinde bir uğradım. Özellikle otellerin durumu felaket. Yani Türkiye'nin turizmi gerçekten çok kötü. Yaklaşık 2 milyon insanın aktif olarak çalıştığı, 10 milyon insanın da dolaylı olarak yararlandığı bu sektör şu an batık durumda. Hatta otel sahipleri toprak alıp tarımla uğraşma konusunda ciddi anlamda istekleri ve beklentileri var. Onun için söyledikleri çok önemli. Elimizde azıcık kalan o turizm olanağını, imkanını da kimseye peşkeş çektirmememiz lazım. Bu arada tabii Türkiye'nin başka problemleri de var. Birazdan Cumhuriyet Gazetesi Ankara temsilcisi Sertaç Eş gelecek ve ona bir şey soracağız. Yarın Cumhurbaşkanı'nın müjdesi ne? Bu müjde aslında gerçek bir müjde mi? Yoksa gerçekten müjdeyle birlikte erken seçim mi geliyor? Az sonra.